Manşet Haber'den herkese merhaba. Günün manşet haberi Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Emin Gürses'ten geldi. Emin Gürses çok önemli bir iddiayı ortaya attı. İddiasının özeti şu: Erdoğan'a darbe hazırlığı yolda. Bu darbe hazırlığının içinde de iki bakan, bir de başkan var. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Emin Gürses Ulusal TV'de katıldığı programda aynen şunları söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan güvende değil. Bu operasyonlarda Tayyip Erdoğan'a ulaşırlarsa ne yapacaklar biliyor musunuz? Bir bakan var. Bir başka bakan daha var. Adlarını vermeyeyim şimdi. Bir de bir başkan var bir yerde. Bunların üçü bir araya gelecekler. Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi değildir diyecekler. Kendileri ülkenin yönetimini almayı düşünüyorlar. Evet, bunları dedi ve şunu ekledi: Erdoğan'ı alırlarsa bu millet onları 24 saatte hapse atar. Gürses Ulusal Kanal'da işin aslı programında bunları söyledi. Yayında söylediği bir başka ilginç ve bir o kadar da önemli bir detay daha vardı. Diyor ki, reise haber gönderdik de buradan da söyleyeyim. Başka çalışmalar var. ABD'de bunlara destek veriyor. Siz yavaş yavaş piyasayı temizleyin. Bu 5 ton uyuşturucu meselesi saraya maraya dayanırsa bu 3 kişi ABD ile bağlantısı olan adamlar. Çok kıymetli Erdoğan'ımız biraz dinlenecek. Biz yöneteceğiz ülkeyi dedikleri an milletin ayaklanması lazım. Bu yasa dışı bir iştir. Millet izin vermez. Gürses'in dediklerini kısaca özetlersek. 1. Erdoğan'a sağlık sebepleri üzerinden yumuşak bir darbe olacak. 2. Bu darbede iki bakan ve bir başkan görev alacak. 3. Bu işin arkasında Amerika var. 4. Bu 5 ton uyuşturucu meselesi saraya dayanabilir. Bu istihbaratı Cumhurbaşkanı'na ilettik. 5. madde olarak da sokakları hareketlendirmek için hazırız. Bu 5 ton uyuşturucu ifadesine dikkatinizi çekeyim. Sedat Peker'in videosunda bahsettiği Kolombiya'dan Türkiye'ye giderken yakalanmış kokainden bahsediyor. O kokain meselesi saraya dayanabilir diyor. Demek kokain sevkiyatı ile saray arasında bir bağlantı var. Bunlar gerçekten çok önemli iddialar. Bunları söyleyenin Emin Gürses olduğunu, bunları da Ulusal Kanal'da söylediğinin altını çizeyim. Peki Emin Gürses kim? İstihbarat ve psikolojik savaş uzmanı olarak bilinir. Ergenekon davası sırasında tutuklu yargılanmış ve daha sonra diğer tutuklular ve hükümlülerle birlikte serbest bırakılmıştı. Ergenekon soruşturmasında ortaya çıkan bir tabede bizi alırlarsa içeriye, bilmiyorlar ki Amerika ve İsrail büyükelçiliklerini havaya uçurmak için bizimkiler her şeyi yapacak demişti. Dediği gibi de olmuş. 8 Temmuz 2008'de ABD İstanbul Konsolosluğu'na saldırı düzenlenmişti. Yani kendi ifadesiyle bizimkiler dedikleri saldırıyı yapmıştı. Daha sonra da saldırganlardan birisinin Ergenekon sanıklarıyla irtibatı tespit edilmişti. Kısaca Emin Gürses'i dinlerken kim olduğunu, nerelerin sözcülüğünü yaptığını kulak ardı etmemek gerekir. Şimdi gelelim Emin Gürses'in ifade ettiği iki bakan, bir başkan kim? Bakanlar olarak bütün oklar Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu gösteriyor. Başkan olarak da MİT Başkanı Hakan Fidan'ı. Zaten TSK'nın kendisine bağlı olduğu Hulusi Akar olmadan, iç güvenlikten sorumlu Süleyman Soylu olmadan ve tabii ki MİT'in başındaki Erdoğan'ın kara kutum dediği Hakan Fidan olmadan asla böyle bir operasyon yapılamaz. Peki bu üç isim bir araya gelirse darbe olabilir mi? Evet, olabilir. Neyse, habere artık bağlayayım. Emin Gürses'in bu açıklamaları uzmanı olduğu, uzmanlık alanı olduğu istihbarat ve psikolojik savaş amaçlı mı? Erdoğan'ın bu üçlüyle arasını bozmaya yönelik psikolojik operasyon olabilir mi? Yoksa gerçek mi? Kesin bir şey söylemek için henüz erken ama her halükarda sarayı zor günler bekliyor diyebiliriz. Kokain meselesi ciddi çünkü. Çekirdeklerinizi hazırlayın. Neler olacak hep beraber göreceğiz.